Oylar deva olsun. Kazanan Türkiye olsun diyoruz. Uğur Medya olarak seçim özel sorularımızla Deva Partisi Uşakil Başkanı Yusuf Burak Erol ile görüştük. Seçim tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak işaret edildi. Seçim süreciyle ilgili Uşak ve ilçelerinde partinizin çalışmaları nelerdi? Şöyle 14 Mayıs olarak işaret edildi. Tam net bir şekilde tarihte resmi olarak belirtilmedi. Fakat biz 14 Mayıs olarak şu anda tüm Türkiye seçime hazırlanıyor. Uşak'ta Deva Partisi olarak Uşak merkez ve tüm ilçelerimizde ve il başkanlığımız dahil olmak üzere teşkilatlandık. Ufak tefek sıkıntılarımız tabii ki olacaktır. Siyasette bunlar var. Fakat genel hatları itibariyle bu pazar seçim olsa Deva Partisi hazır diyerek biz seçimlere hazır olduğumuzu buradan tüm Uşaklı hemşehrilerime beyan etmek isterim. Altılı Masa henüz bir aday açıklamadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şu anda 6 siyasi genel başkan, özelinde bizim Deva Partisi genel merkezimiz bizden bir raporlama istedi. Vatandaş 81 ilde tüm il başkanlıklarına kimi aday görmek istiyor diye biz raporlamamızı gönderdik. Bu raporlamamız neticesinde 30 Ocak'ta sanırsam 30 Ocak'ta bir altılı masa toplantısı var. İlerleyen günlerde de aday belli olacaktır. Artık seçim takvimine de girdik. Seçim takvimi resmi olarak açıklandığından itibaren 6 siyasi genel başkanın ortak iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşların istediği ortak aday eminim ki çıkacaktır. Biz bu seçimi inşallah kazanacağımızı düşünüyoruz. Ben hayırlara vesile olmasını şimdiden Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Uşak'ta altılı masa nasıl bir yol izleyecek? Siz nasıl bir ortak çalışma içerisinde olacaksınız? Şimdi şöyle, şu an itibariyle kesin verilmiş bir karar olmamakla beraber bizim partimizin önerdiği en az 41 ilde biz kendi Deva Partisi logosu altında seçimlere girelim. Geri kalan illerde belli başlı düzenlemeler, ortak aday listeleri olabilir. Şu anda bir seçim komisyonu, seçim ittifakı komisyonu kuruldu. Bizim de Teşkilat İşleri Başkanlığımız Sadullah Ergin, eski Adalet Bakanımız, o komisyonda Deva Partimizi temsil ediyor. Uşak'ta Deva Partisi ortak listeyle de girebilir. Diğer siyasi partiler de uygun görürse veyahut anlaşamaz isek biz kendi logomuzla, anımızla, şanımızla inşallah seçimlere tek de girebiliriz. Deva Partisi olarak aday adaylığı için henüz bir isim açıklanmadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, aday adaylığı için bize gelen şifahi olarak başvurular mevcut. Fakat resmi bir başvuru şu anda yok. Seçim takvimi açıklandığında herkes, yani teşkilatımız için olabilir, dışından olabilir, hiç problem değil. Adaylıklarını değerlendireceğiz. Uygun aday adaylarını genel merkezimize ileteceğiz. Onun neticesinde genel merkezimiz en uygun adayları eminim ki bulacaktır veya görevlendirecektir. Deva Partisi olarak aday adaylığı için bir isim mevcut mu? Siz peki aday olacak mısınız? Yani bu sorular artık yavaştan sorulmaya başlandı açık şekilde. Şahsım olarak ilk önce cevap vereyim. Her siyasi partinin genel başkanı nasılsa bir cumhurbaşkanı adaylığına doğal aday ise, tabii ki her siyasi partinin il başkanı da milletvekilliğine doğal adaydır. Fakat bu konuda genel merkezimizle daha kesin verilmiş bir karar yok. Genel merkezimiz uygun görürse, bize görev tevdi edilirse tabii ki bu görevden kaçmak durumunda da bize yakışmaz. Genel merkezimiz bu konuda son kararı verecektir. Yarın bir gün Yusuf Başkan seni aday görmek istiyoruz dedikleri vakit tabii ki taşın altına elimizi sokacağız. Bu görevden kaçmak da olmaz. Başka aday adaylıkları konusunda ise bize şu anda resmi yoldan başvuran bir aday adaylığı mevcut değil. Fakat şifahen artık siyaset ısınmaya başlandı. Haberler gelmeye başlıyor. Olabilecekse, kim uygunsa, bu sadece benim için değil, kim uygunsa, partimizi layıkıyla kim temsil edebilecekse, bunu ilk önce kendi teşkilatımıza, daha sonra genel merkez nezdinde biz değerlendiririz. Kim şu anda kime nasip olursa Allah onun inşallah yolunu açar. Ben duygularım bu şekilde. Ali Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketi ile ilgili paylaşım yapmıştı. Maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını belirtmişti kendisi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, bu İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firması maalesef ki geçen sene talihsiz bir açıklama yaptı. Bu açıklamada dedi ki yeni seçim ittifakı veya altılı masa seçimi kazandığında biz devlet yardımlarının bizden kesileceğini, bu konuda endişeli olduklarını söylediler.
Bu konuya binaen yapılan bir açıklama, Sayın Genel Başkan'ın açıklaması da maalesef ki son bir hafta 10 gündür müthiş bir şekilde saptırılarak kamuoyuna yedirildi. Şimdi iktidar yıllarca, özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız yıllarca bir siyaset tarzı olarak kendine hep bir düşman belirledi. O düşmanın neticesinde seçimi bu şekilde manipüle etti. Bugün Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı bilerek çıkarmaması, adayı çıkarmamasıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanı bir düşman belirleyemedi. Ve Sayın Genel Başkanımızın Ali Babacan'ın da bir 15-20 gündür Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sıkça adı geçirilmeye başlandı. Ali Babacan üzerinden, Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan üzerinden bir düşmanlık yaratılmaya çalışıldı ve bu da toplumun en hassas olduğu konu, milli silah üreticimiz Baykar firması üzerinden maalesef ki kamuoyunu manipüle edildi. Sayın Genel Başkanımızın orada yapmış olduğu açıklama şu: biz bu şirketiyle gurur duyuyoruz. Fakat milli silah sanayisinde farklı firmaları da biz destekleyeceğiz devlet olarak. Baykar şirketi rahat olsun. Hiçbir şekilde onların önü alınmayacak, önüne geçilmeyecek. Fakat diğer firmaları da biz desteklemek istiyoruz. Bu şekilde rekabet oluşsun. Şey varsa, farklı usulsüzlükler, ben olduğuna inanmıyorum ama olabilir. Farklı usulsüzlükler varsa bunların da üzerine gideriz denildi. Bunda bir siyasi genel başkanın devlet bilinci dışında konuşulmuş hiçbir sözü yok. Fakat maalesef ki iktidar en hassas konu üzerinden bir düşman arama düşüncesinde. Biz bu oyunlara gelmeyiz DEVA Partisi olarak. Sayın Genel Başkanımız bu oyunlara gelmez. Dediğimiz gibi bizim Baykar şirketiyle herhangi bir sorunumuz, herhangi bir husumetimiz yok. Biz milli sanayi, milli silah sanayimize destek veren her şirketimiz yanındayız. Buradan Baykar'a da diyorum, seslenmek istiyorum. Rahat olsunlar. Ürettikleri sürece biz onları destekleriz. Hiçbir problem yok bizim açımızdan.